Herkese merhabalar. Fenerbahçe futbol takımının transfer gündemi hayli yoğun. Son 4 günde 3 transfer açıklandı. Açıklanma aşamasına gelen transfer olduğu, hayli yol kat edilen oyuncular olduğu konuşuluyor. Mert Müldür gibi, Bakao gibi ve Livakovic gibi. Hem son 4 günde açıklanan 3 transfer üzerine görüşlerimi, analizlerimi paylaşacağım. Hem olası transferler üzerine konuşacağım. Hem de olması gerekenler üzerine konuşacağım. Öncelikle son 4 günde açıklanan 3 transfer üzerine görüşlerimi paylaşarak başlamak istiyorum videoya. Şimdi ilk açıklanan transfer Alexander Cicu'ydu. Stoper bölgesine. Daha önce videoları takip edenler bilirler. Ben Fenerbahçe'nin geçen sene eğer bir mevkiden, özellikle bir mevki ön plana çıkartırsak şampiyonluğu kaybetme sebebi olarak onun stoper olduğunu düşünüyordum. Ve stoper bölgesinde kalitenin artırılması gerektiğini söylemiştim daha önceki videolarda. Bu noktada stoper bölgesine gelen Alexander Cicu hamlesi iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi işte bütün stoper mevkisindeki dertleri çözer falan demiyorum. Ama kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum. Çok basit. Şu anda elimizdeki bütün stoperlerden daha iyi bir stoper getirdik. Özellikle iki özelliği çok kıymetli olduğunu düşünüyorum büyük takımlar için. Ben büyük takımların stoperlerinin bir ayağının iyi olması, pas kabiliyetinin yüksek olması, iki hız çabukluk konusunda iyi olması. Hız konusunda ortalama bir oyuncu Alexander Cicu. Yani tabiri caizse namusu kurtarır. Çabukluk konusunda çok iyi, pas konusunda çok iyi bir oyuncu. Yani büyük takımlar için olması gereken stoper özelliklerinin üçünün de ikisinde geçer notun üstünde alır. Bir tanesinde geçer not alır. O yüzden kesinlikle iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ve bonservisiz aldığımızı düşünürsek çok çok iyi bir transfer hamlesi olduğunu düşünüyorum. Yani Alexander Cicu'ya şey yapan, çok bilinmediği için dudak bükenleri görüyorum. Oyuncu istatistiklerine girer biraz bakarsanız işte uzun pastır, işte hat kıran pastır, işte topla çıkış, işte çabukluk, hamle çabukluğu falan bu konularda gayet iyi oyuncu. Elimizdekilerin çok önünde bir oyuncu. Elimizdeki stoperlerin. O yüzden Alexander Cicu hamlesi çok doğru bir hamle. Ben kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum. Ondan sonra Umut Nayır hamlesi Umut Nayır transferi açıklandı. Zaten Umut Nayır'ın Fenerbahçe'ye anlaştığını, ufak tefek pürüzlerin olsa bile işte kısa sürede açıklanacağını falan zaten duyuyorduk. Ben Umut Nayır'ın da olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kadro derinliği açısından. Çünkü İsmail Hoca tek forvetle oynayacağını söyledi. Dönem dönem çift forvete dönecek olsa da maçına göre genel olarak ana sisteminin tek forvetli bir sistem olduğunu söyledi. O yüzden Cicu'yu ikame edecek, Cicu'nun olmamış olduğu anlarda Cicu ile birlikte oynamış olduğumuz oyun sistemi devam ettirecek bir forvet transferi gerekiyordu. Umut Nayır benim beğendiğim bir oyuncu. Hem karakter özellikleri olarak hem oyuncu özellikleri olarak kendini geliştirmiş, gelişime açık, öğrenmeye açık bir oyuncu. O yüzden ben Umut Nayır transferinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Sisteme uygunluk açısından, kadro derinliği açısından doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hem aynı zamanda 3 yerli rotasyonunda elimizi rahatlatacağını da düşünüyorum. Bir takım ligdeki maçlarda Cicu'yu yedek oturttuğumuzda çok da sistemin işlemesi anlamında, rotasyona girdiğinde sistemin işlemesi anlamında çok da sırıtacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Umut Nayır transferini de doğru bir transfer olarak değerlendiriyorum. Üçüncü ve son açıklanan transferimiz Sebastian Szymański. Yani okunuş biraz Szymański deniyormuş. Çok da önemli değil. Yani yazıldığı gibi okuyabiliriz ismini. Türkçe'ye uydurarak. Sebastian Szymański ismi 3-4 sene önce ben Wonderkid çok iyi bir oyuncu var Polonyalı falan diye duymuştum. Daha sonra takip etmedim hani performanslarını falan ama yani şunu hatırlıyorum. Polonya'da bir çocuk var çok iyi. Yani geleceğin işte üst düzey oyuncularından bir tanesi olacak diye konuşulmuştu. Gitmiş olduğu takımlarda verim verdi. En son Feyenoord'u şampiyon yaptı. Belki o işte beklenen
sıçramayı çok yapamamış olsa da oyuncu özellikleri açısından olsun. Gerek geçen sene oynamış olduğu takımı şampiyon yapmadaki en önemli oyunculardan bir tanesi olmuş olarak olsun. Çok iyi bir transfer. Yüksek bonservis parası da verdik. 9.750 gibi bir rakam verdik. Bonuslar da var mı bilmiyorum. Ama değer bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü o mevkide olmayan bir takım özelliklere sahip. Yani elimizdeki oyuncuların içerisinde olmayan bir takım özelliklere sahip. Onların en başında niye ortaya ön plana çıkartırım? Kısa alanda iş yapma. Mesela ceza sahasının dışında yayın üzerinde topu alıp çekip birden vurma. Hani çabuk hareket, yani birleşik çabuk hareketleri yapan. Ondan sonra ceza sahasının içerisine koşu atma özelliği. Bu İsmail Hoca'nın son döneminde Zayt'la çok yapmış olduğu, orta saha oyuncularının ceza sahasına koşu atarak onlardan gol katkısı almış olduğu bir oyun anlayışı vardı. Sebastian Szwajski bu açıdan katkı verecek bir oyuncu. Dediğim gibi en önemli özelliği şu. Yani dar alanda iş yapma becerisi. Ya ben sonuç itibariyle Fenerbahçe maçların büyük bir çoğunluğu, özellikle de Kadıköy'deki maçların tamamını neredeyse derbiler hariç rakip takım tamamen geriye çekilip alan daraltarak oyunlara karşı olacağını düşünürsek Sebastian demek daha kolay. Çok işimize yarayacaktı. Dar alanda iş yapma becerisi açısından. Şut kabiliyeti çok yüksek. Yani çok sert köşeye şutlar çıkartabiliyor. O yüzden doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bir de pasör özelliği çok iyi. Yani Dzeko'nun sırtı dönük oyunlarında kendisini destekleyecek, alver yapacağı beceri kabiliyeti, oyun zekası yüksek oyuncu bağlamında. Yani açıkçası ne İrfan Can'dan ne Mert'ten bu anlamda verim alamadık. Belki yani elimizde Pedro var, satılması falan düşünülüyor. Belki bir tık hani bunu yapabilirdi. Yani o 4-2-3-1'in öndeki, orta sahadaki oyuncusu veya 4-1-1'deki forvetin arkasındaki oyuncusu bu sistemler bağlamında Pedro'dan verim alabiliriz. Ama onun dışında Mert olsun, İrfan olsun gole katkı yapacak, forvetle alver yapacak özelliklere sahip değil. O yüzden böyle bir oyuncu lazımdı. Sebastian hamlesi kıymetli. O yüzden buna da geçen not veriyorum. Şimdi adı geçen isimler, yani adı geçen isimleri bize ne lazım? Şu anda kadroda olmayan ne? Kadro mühendisliği bağlamında değerlendireceğim. Şu anda konuşulan isimler, yani bitmek üzere olduğu, transferin çok yakın olduğu 3 isimden bahsediliyor. Livakovic, Mert Müldür ve Bakao. Stoper bölgesinden başlarsak Bakao sert bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, net hamlelere sahip, yani Lugano tarzı net hamlelere sahip bir oyuncu. Tek Bakao'da soru işaretim, vereceğimiz bonservis. Yani 9-10 milyon eurolardaki paraya daha kariyerli, daha böyle lider özellikle. Bakao'da lider özellikli bir oyuncu ama daha da lider özellikler olan, çok daha net bir oyuncu alabilir miydik bu ayıracağımız paraya? Tek soru işaretim o. Ama kesinlikle Bakao ortalamanın üstünde bir stoper. Alexander Dzeko söylediğim gibi Bakao da şu andaki elimizdekilerin üstünde. Yani şöyle söyleyeyim. Alexander Dzeko, Bakao. Bakao, Luan Perez. Alexander, Luan Perez. Yani bu 3 oyuncu da üst düzey stoper skalasına yakın oyuncular. 3 tane elimizde nitelikli stoper olacak Bakao alındığında. Ben burasında değilim işin. Sadece vereceğimiz paraya kıyasla daha iyi bir stoper alabilir miydik? O işin o tarafındayım sadece. Ama yani ben sevdiğim tarz oyuncu. Yani sert, net, hamleli, bir takım lider özellikleri var. Oyun agresyonu yüksek. Stoperde bu ben önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli sadece dediğim gibi vereceğimiz bonservis bağlamında değerlendiriyorum konuyu. Ama dediğim gibi Bakao biterse,
Alexander Cicu ile ilgili görüşlerimi söyledim. Pozitif bakıyorum. Ve Luan Perez. 3 tane üst düzey elimizde oyuncu olacak. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın geçen sene kadrosundaki stoper tandeminin Nelson'la Abdülkerim olduğunu çok yani çok iyi performanslar, iyi oyunculardı ama sonuç itibariyle bu yani Alexander Cicu, Bakao ve Luan Perez'in çok da önünde olmayan hatta bir tık gerisinde olan oyuncular olacağını bu, olası durumda bunu söyleyebilirim. Bakao transferine sıcak bakıyorum. Oyuncu özellikler açısından stoper bölgesindeki kalite arttıracağını düşünüyorum. Ama vereceğimiz bonservis işte fiyat performans bağlamında daha farklısı, daha neti olabilir miydi? Sadece şerhim bu. Geçelim işte Mert Müldür meselesine. Şimdi Mert Müldür meselesi ya şimdi Ferdi'yi o bölgede düşünüyorsak onun haricinde elimizde o bölgede kullanacağımız Osay var, Nazım var. Yani bu bölgede 3 tane oyuncumuz var kullanabileceğimiz. Ama bir taraftan Mert Müldür'ün takviyesini Ferdi'nin başka mevkide kullanıp Mert'i sağ bekte kullanıp yerli rotasyonda bir kolaylık sağlaması bağlamına bakarsak kıymetli. Oyuncu özellikleri olarak da iyi bir oyuncu. Takım oyuncusu. Katkı vereceğini düşünüyorum ama dediğim gibi yani Ferdi'yi oyda oynatacaksak, Ferdi'yi başka mevkide düşünmeyeceksek, Osay'ın da olduğunu, Nazım da olduğunu düşünürsek ne kadar gerekli? Yani sol bek şeyine gerek, onu da konuşacağım. Sol bekin gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Oyuncu özellikleri tamam. Yerli rotasyona katkısı açısından tamam. Ferdi'nin başka mevkilerde kullanacaksa sağ iç olabilir, sağ ön olabilir. İşte yani belli mevkilerde kullanacaksak ve yerli rotasyonu bağlamında kullanacağımızı düşünürsek bir de eğer o sayıyı satacaksak yani bir sonuçta bütçeyi de düşünmemiz lazım. Yerinde bir transfer olabilir. Kadro derinliği açısından iyi bir hamle olabilir. Gelelim Livakovic. Bu burası çok kritik. Şimdi Livakovic konusunda iyi bir karacı olduk tartışmasız. Fakat vereceğimiz bonservis sonra bir şeyden vazgeçeceğiz. Yani kadrodaki yerli rotasyonunda kalecinin yerli kullanmaktan vazgeçeceğiz. Yani çok yani elimizde bir Ferdi var şu anda net kadroya yazacağımız. İşte belki İsmail hani bunun dışında üçüncü oyuncu kim olacak? Yani mecbur mu kalacağız? Emre Mor'u kullanma konusunda mecbur mu kalacağız? Ne bileyim işte Mert veya İrfan'dan bir tanesini kullanmaya mecbur mu kalacağız? Yani o yüzden bu planlamayı yapmak çok önemli. Yani yerli rotasyonu ve kadro mühendisliğini birlikte getirmek zorunda. Yani bu bağlamda yani kadro mühendisliğinin parçası olarak yerli rotasyonu düşünmek zorundayız. Yani Altay meselesi de şöyle düşünüyorum. Yani Altay'ın bu kadar da değersiz bir kaleci, kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Belki Fenerbahçe taraftarının kafasındaki profilde bir oyuncu ama şunu hiçbir unutmayalım. Kale mevkisi ve forvet mevkisi özgüvenle çalışan mevkilerdir. Maalesef Fenerbahçe taraftarı kendi oyuncusunu değersizleştirmesi yüzünden hem kalecilerini hem forvetlerini son 5-6 senede çok değersizleşti. Ve özgüven kaybetmesine sebep olup alacağımız performansı da alamadık. Yani Altay'ın bundan 1-1,5 sene önceki durumunu düşünün. Bize vaat ettiklerini düşünün. Yerden çabuk kalkması, net bir fizik, kuvvetli fundamental falan. Bugünkü duruma bakın. Yani sosyal medyadan linç yiyen, Fenerbahçe'den gitmek isteyen bir durum söz konusu. Bu ne kadar sağlıklı? Bir de dediğim gibi işin kadro mühendisliği bağlamında yerli rotasyonda yerli kaleci kullanmak rahatlığını düşünürsek yani bu kadar da kolay karar verilecek bir durum değil. O yüzden zaten sanırım Fenerbahçe yönetimi de bir ikilem içerisinde ama galiba yönetim yani İsmail Kartal'ın Altay'dan istifade edebilir mi diye bakmasına rağmen yönetim biz yeni çok net bir kaleci alalım diye düşünüyorlar diye okuyorum. Ama dediğim gibi kolay bir karar değil. Altay'dan vazgeçersen, Livakovic'i kaleye koyarsan o zaman yerli rotasyonu ne yapacaksın? 3 tane sana yerli lazım. Ferdi yazın. Diğerleri kim olacak? O yüzden bu şartı düşeyim. Dediğim gibi Livakovic iyi kaleci ama kadro mühendisliği ve yerli stresi bağlamında düşünmeden alınacak bir karar değil. Şimdi gelelim yapılan transferler, bugüne kadar olan transferler, elimizdeki oyuncu profilleri bundan sonra ne yapmak gerekiyor? 3 mevki çok önemli. Yani hem nitelik anlamında yani katacağımız oyuncuların hem nitelik anlamında çok önemli hem de gereklilik anlamında. Yani kadro mühendisliği bağlamında bakacaksak. Şimdi en önemli mevki bence
iki mevki. Yani genelde sol kanat forvet üzerinden konuşuluyor ama ben hem sağ kanat forvete ihtiyacımız olduğunu hem de sol kanat forvete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü elimizde kanatlarda kullanacağımız oyuncuların özelliklerine bakalım. Kimler onlar? Ryan Kent, Rossi, İrfan Can, Emre Mor. Bu dört oyuncu kanatlarda kullanacağımız. Bu dört oyuncu da o gole katkı yapacak oyuncular değil. Yani 10 gol yazacağımız hiçbir oyuncu yok bunların arasında. O yüzden hem sağ kanat için hem sol kanat için kesinlikle birer tane gole katkı yapacak kanat forvet özellikle oyuncuya ihtiyacımız var. Mümkünse bunların kalitesi A+ olmalı. Yani sol kanat forvet için Zaha konuşuluyor. Eyvallah, Zaha veya Zaha kalitesinde bir sol kanat forvet. Ama sağ kanat forvet konuşulmuyor. Ben sağ kanat forvete de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani elimizde kanatlarda kullanacağımız. Yani şimdi sağ kanatta kimi kullanabiliriz? Emre Mor'u kullanabiliriz. İrfan Can'ı kullanabiliriz. Yazar mı sana o ikisinden bir tanesi 10 gol kesin? Yazmaz. Kesinlikle istifade edebileceğimiz oyuncular ama golcü özellikleri sıkıntılı. Hücum attığımızı düşündüğümüzde çok hiçbir zaman 25-30 gol atmamış. Gençlik yılları hariç. O daha çok oynatan oyuncu. Yani yanındakileri asist yapma özellikleri, yanındakileri rahatlatan bir oyuncu özelliği. O yüzden senin sağ kanadın veya sol kanadında ki oyuncudan bir tanesinin net kanat forvet özellikleri olması lazım. İki yere de yapacaksın şeyi, kanat forvet özellikli oyuncuyu. Ama sahaya şöyle çıkabilirsin. Daha önceki videolarımı seyredenler bilir. Ben işe bir kompozisyon olarak bakıyorum. Yani forvet hattını düşünelim. Szymański. Solda diyelim ki inşallah olur Zaha. Dzeko. Burada bir tane orta saha özellikli oyun adam geçen bir oyuncu. Emre Mor veya işte İrfan Can Kahveci olabilir. Tamam. Veya şöyle. Sağ kanada bir kanat forvet. Szymański, Dzeko. Solda Ryan Kent. Söylemek istediğimi anlatabildim mi? Yani kanatların bir tanesinde adam geçen, çizgiye inen, asist özelliği kuvvetli bu kanatlardan bir tanesini kullanıyorsan bir tanesinde de golcü özelliği ön planda oyuncu kullanman lazım. Yani iki tarafta da çizgiye inen, asist yapan, golcü özelliği sınırlı oyuncu kullanırsan gol üretimi konusunda sıkıntı yaşarsın. O yüzden kadro derinliği bağlamında hem sağ kanada kanat forvet, golcü özellikli kanat forvet, hem sol kanada golcü özellikli kanat formete ihtiyacımız var. Kompozisyonu, birbiriyle uyumu doğru yakalamak için. Ve mümkünse dediğim gibi bu mevkiler alınacak oyuncuların A+. Yani bir tanesi A+, bir tanesi A. Öyle söyleyeyim. Oyuncu olması lazım. Gelelim, çok konuşulmuyor ama benim çok önemsediğim yine A+ oyuncu almamız gereken mevki. O da 6 numara. Şimdi elimizdeki oyunculara bakalım orta sahadaki. Arao, İsmail, Mert Hakan, ondan sonra Crespo, gelirse Zayt, işte Szymański ileride düşünürsek onu dahil etmiyorum bu 6-8 mevkisine. Kullanacağımız oyuncular bunlar. Bunların ortak bir özelliği var. Negatif anlamda söylüyorum. Bunların hiçbiri çok sert, böyle işte omuz omuza da işte galip gelecek, işte ısıran, rakibi rahatsız eden, defansif özellikleri yüksek oyuncular değil. Oyun bilgi, işte kiminin oyun bilgisi iyi, kiminin ayağı iyi, o şekilde katkı verecek oyuncular falan belli meziyetleri var. Ama hiçbiri kesinlikle net bir maçın birinci dakikası, 90 dakikası aynı performansı gösterecek, rakipleri rahatsız edecek, adam adama bir vazife verildiğinde aldığı oyuncuyu bunaltacak. Söylemek istediğimi anlatabildim ya. Bu şekilde sert, net, atletik bir 6 numara yok kadroda. Kesinlikle bunun ilave edilmesi gerekiyor. O, kadro mühendisliği bağlamında. Çok konuşulmuyor. Dediğim gibi yani 8 numarada kullanacağımız işte bağlantı oyuncusu. Gelirse Zayt var. Hatta Szymański o bölgeye çekebilirsin, kullanabilirsin. Mert Hakan orada kullanabilirsin. İrfan Can'ı orada kullanabilirsin. Ama 6 numarada yani ne Crespo, ne Arao, ne İsmail. Yani demin söylemiş olduğum oyuncu özelliklerinde bunları 8 numarada kullanabilirsin ama 6'da kullandığında alacağın verim demin söylemiş olduğum defans alanında sırlı olacağından kesinlikle oraya net adam yiyen, hani tabiri caizse bir 6 numaraya ihtiyacı var. O ekleme de çok önemli. Mümkünse A+ bir oyuncu olsun. Gelelim sol bek.
kadro derinliği açısından kesinlikle bir sol bek katkısına ihtiyacımız var. Çünkü elimizde şu anda sol bek oynatacağın yegane oyuncu Osterwold'de. İşte Ferdi'yi orada kullanabilirsin oyunda ama kullanabilirsin. Yani kendi esas mevki sol bek olan ve Fenerbahçe ayarında performans olacak sadece Osterwold'de var. Luan Perez orada kullanıyoruz ama ben Luan Perez'in sol stoperde kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sol stoperde ağır kalacaktır. Hücum üretkenliği açısından dezavantaj yaratacaktır. O yüzden ben Luan Perez'i sol bek olarak görmüyorum. Net bir sol bek olarak görmüyorum. O yüzden bir sol bek transferinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Alınan oyuncuları değerlendirdik. Alınması düşünülen oyuncuları değerlendirdik. Alınması gerekli olan oyuncuları da değerlendirdik. Bu söylemiş olduğum özellikle de 6 numara ve kanat forvet hamlelerinin A+ olması gerekiyor. Elimizde gerçekten kadro derinliğini sağlayacak nitelikli oyuncular var ama artık işi bitirme konusunda oyun gücünü arttırma konusunda 6 numara bağlamında konusunda iş bitiricilik ve gol katkısı yapacak anlamda kanat forvet bağlamında A ve A+ oyuncu almak zorundayız. Şampiyonluk için çekişmiş olduğun takımlarına mevkisel anlamda üstünlük kurmak için. Bu kaçınılmaz. Bu zamana kadar atmış olduğumuz hamleler değersiz değil. Katkı verecek oyuncular. Ama şimdi çok kritik yerler. 6 numara ve işte kanat forvetlerde artık tartışmasız bir katkıya ihtiyacımız var. Umarım bunu yaparlar. Yapacakmış gibi de duruyorlar. Yönetim bunun üstüne düşeni yapsın. Taraftar da demiş dediğim gibi ne forvetini ne kalecisini gelecek olanlar için elde olanlar için söylüyorum. Bu mevkideki oyuncuları düşürmesinler. Çünkü özellikle kanat forvet ve kaleci mevkisi özgüvenle oynanan mevkiler. Taraftar da üstüne düşeni yapsın. Transferler geldikçe ben yine analiz videolarına devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.